Değerli öğrencilerimiz, sevgili gençler, sizleri selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok kıymetli valimiz, değerli bakanlarımız, kıymetli hocalarım, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi hürmetlerimle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Ve böyle güzel bir mecliste siz gençlerle beraber olmanın umutlarımı yeşerttiğini ve heyecanımı artırdığını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bizim medeniyetimizde, anlayışımızda ve inancımızda genç, bedeni ve ruhu dinç, duygu ve düşünceleriyle dinamik, umut ve hayalleri yüksek, kalbi merhamet ve şefkat yüklü, sorumluluk almaya hazır olan bir kimse demektir genç. Kıymetli gençler, şiir tarih boyunca duygu, düşünce, inanç ve idealleri kalıcı kılmanın en önemli vasıtalarından birisidir. Tarihte nice şair, şiirleri aracılığıyla insanların kalbine girmiş, düşünceleriyle dimağlarda silinmez izler bırakmıştır. Nice şair sadece acıyı, sevinci, umudu ve kederi dizelere, mısralara dökmemiş, çağlar ötesine seslenmek suretiyle inanç, fikir, duygu ve idealin kendinden sonra gelenlere aktarımında da adeta bir kandil görevi görmüştür. Birçoğunun ortak derdi ve amacı insanlara ışık tutmak, onları aydınlatmak, onları uyarmak ve uyandırmak olmuştur. İşte sevgili gençler, sizler şairi bol olan bir toprağın ve 14 asırdır şiir gibi ilmek ilmek örülmüş bir medeniyetin çocuklarısınız. Bu topraklarda Hacı Bektaş-ı Veli'den Mevlana Celaleddin'i Rumi'ye, Ahi Evran'dan Yunus Emre'ye, Mehmet Akif Ersoy'dan Necip Fazıl Kısakürek'e kadar nice edipler inanç ve düşüncelerini nazmın gücüyle, şiirin gücüyle insanlara ulaştırmışlardır. Dili bir nakkaş titizliğiyle ve bir sarraf inceliğiyle kullanmış bu müstesna şahsiyetler, bu büyük şairlerimiz şiirlerinde daima sevgiye, muhabbete, iyiliğe, vahdete, kardeşliğe ve güzel ahlaka işaret etmişlerdir. Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz aynı zamanda bir söz medeniyetidir. Bu medeniyette sözü güzel söylemek kadar güzel söz söylemek de oldukça önemlidir. Kur'an ve sünnetin rehberliğinden ilham alan İslam medeniyetinin öncü şahsiyetleri de yazdıkları her bir eserde ve şiirde, savundukları her bir düşünce ve fikirde
sözü güzel söylemek kadar güzel söz söylemeyi de kendilerine şiar edinmişlerdir. Şüphesiz onların söz ahlakının temelinde de her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun nebevi uyarısı vardır. Hayırlı olsun. Dereceye giren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu gece sizin hatıranızda hep unutulmaz bir gece olarak kalır. Hatıralarınızda iz bırakır diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.